Merhaba arkadaşlar. AYT fiziğin ivmeli hareketinin konu anlatım özetine hoş geldin. Evet bu konuda AYT fizikte ivmeli Hareket'te neler yapacağız? Ne hani ivmeli hareket formülleri ve grafikleri nelerdir? Ona bakacağız. Hadi bakalım videoya başlayalım. Ben ilk başta arkadaşlar formüllerden başlamak istiyorum ama şu an aklıma geldi. Mesela ivmenin formül olarak hani e, genel formülünü bilmeyen arkadaşlarımız olabilir. Tabii ki. Şimdi bu nedir? İvmenin genel formülü hız değişimi bölü geçen süredir, doğru mu? Hani vektörel bir büyüklüktür bunu da unutmayalım. Hız değişimi yani V son eksi iktir. Yukarı bakma aşağıya bak. Bak yazıyorum buraya. Ondan sonra bir de geçen süresi var. T kadar. Tamam. Bu vektör olarak çıkartacaksınız. Geçen süreye böldüğünüz zaman da ivmeyi bulmuş olacaksınız. Peki. Şimdi gelelim. Şimdi burayı baktınız mı? Aşağıya baktınız. Tamam sildim. Şimdi arkadaşlar bundan sonra ne yapacağız? Burada neler var? Hani ivmeli hareket formüllerinde neler kullanılmış? Onlara bakacağız. Bak. 3 tane genel formül var. Tamam mı? Bu formülleri kullanıyorsun. Bunu Hani ezberleyeceksin. Bak benim ezberim çok zayıftır. Ama hani bunları tabi kullana kullana hani benim şu an aklımda. Ama şunu söyleyeyim. Bunu ezberleyeceğiz. Kullana kullana. Sorularda kullana kullana ezberleyeceksiniz. Ve bunun da tabii ki az sonra da mantığını da anlatacağım. Şimdi ilk formüle başlayalım. X eşittir V0 çarpı T artı eksi 1 bölü 2 A kare. Sonra ikinci formül V son. Son hız formülü. Eşittir v0 artı eksi a çarpı t. Bir de zamansız hız formülü dediğimiz en alttaki formül var. v sonun karesi eşittir v0'ın karesi artı eksi 2 a eksi. Şimdi buradaki x dediğimiz yoldur. Tamam mı? v0 ilk hızdır arkadaşlar. vs de son hızdır. a ivme t de süre olacak. Peki hocam bu artılar eksiler ne? Eğer bu araç hani veya kişi neyse artık hani mahlukat eğer araç hızlanıyorsa formülde arkadaşlar arada artıyı kullanacaksın. Eğer araç yavaşlıyorsa formülde arada eksiği kullanacaksın demektir. Tamam o yüzden var. Peki bunun mantıkları nelerdir hemen? Geldik mantıklarına. Araç arkadaşlar hani hepsine en baştan bakacağız. Şimdi araç sabit hızda hareket ediyorsa yani sabit hızda hareket etmek ne demek? İvmesinin sıfır olması demektir. İvme sıfırsa arkadaşlar o zaman formülde ne vardı? X eşittir. Hani V sıfır t artı eksi 1 bölü 2 at kare. A eşittir sıfır oluyor. O zaman ne kalıyor geriye? X eşittir V çarpı t kalıyor. Yani V sıfır çarpı t oluyor. O zaman arkadaşlar ivmesiz hareket ise ivmesiz hareketin grafiği budur. İvmesiz sıfır. Sabit hızda hareket ettiğinden dolayı hızda hız zaman grafiği budur. Mesela konum zaman grafiği de yine bu şekilde olacaktır. Bu artı yönde hareketin bir grafiğidir. Temsil olarak bunu aldım. Peki. Şimdi gelelim ikincisine. Araç ilk hız yok ve hızlanıyorsa. Şimdi ilk hızı yok ne demek? V0 yok. Sıfır arkadaşlar Baba akü yok. E o zaman x eşittir 1 bölü 2 at kare şeklinde işlemler yapıyoruz. Hızlandığından dolayı artıyı kullanıyorsun. Sonra v son formülü vardı. Hani hatırla. V son eşittir v0 artı eksi a çarpı t. E burada ilk hızı da sıfır olduğundan dolayı v son eşittir a çarpı t olacaktır. Veya zamansız hız formülü. V sonu kare seçtir 2a hız olacak. Şeklinde söylüyoruz. Peki şimdi ivmesi var. Okey. İvmesi var. İvme zaman grafiği altındaki alan neyi veriyordu kardeşim? Hatırla. Tabi TYT e, videolarını izlediysen rahatlıkla hatırlayabilirsin. İvme zaman grafiği altındaki alan bize hız değişimi verecektir. A çarpı T'dir. Değil mi? Peki. O zaman ilk hızı sıfır. Şimdi e, bunu hız zamanı çevirdiğimizde e, ne olacaktır? V hızı yani son hızı A çarpı T eşit olacak. Şöyle bir eşitlik yazayım. Eşittir A çarpı T. Doğru mu? Buradaki alan da sana bir şeyler verecek. Alan da hız zaman grafiğinin alanı yolu veriyor değil mi? Hani yer değiştirmeyi veriyor ama hani böyle aynı e, yönde olduğundan dolayı da hani e, süreti yani alınan yolda verebilir diyebilirsiniz. Peki buradaki olay nedir arkadaşlar? Alan, üçgen bir alan var. Burada, yukarıda, şurada. E, A, t var. Burada da T var. A çarpı T çarpı T bölü 2'den alan bu oldu. E bu nedir arkadaşlar? 1 bölü 2 A, t kare oluyor değil mi? O yüzden de arkadaşlar konum zaman grafiği de bu şekilde olacaktır diye söyleyeceğiz. Şimdi ilk hızı var ve hızlanıyor arkadaşlar. İlk hızı var ve hızlanıyorsa o zaman da arkadaşlar formülü bak buraya yazdım. X eşittir V0 T artı 1 bölük A T kare. V son eşittir V0 artı A çarpı T. V sonun karesi eşittir V0'ın karesi artı 2 A ikisi şeklinde olacak. Peki şimdi arkadaşlar bakın burada ivmesi var değil mi? İvmesi, ivme zaman grafiği bu şekilde. Alan yine A çarpı t, yani hız değişimi veriyor size. Hız değişimi verdiğinden dolayı bak V0 var. V sona çıkıyor. Yani bu aradaki fark arkadaşlar v sıfırlı ve S arasındaki fark A çarpı T kadar. Misal bu alan 10 olsun tamam mı? İlk hızı işte 5 olsun. O zaman 5'ten hani ilk hızı 5'ti ya son hızı da 15 olur. Tamam böyle bir durum var. Peki zaman grafiğinin altındaki alan neyi verecek? Yolu verecektir değil mi? Yolu verecek. E o zaman V son eşittir. Hani mesela burada V0 artı A çarpı T olarak hani yaptık ya. Bunun alanı da arkadaşlar Hani hesapladığınız zaman bak şöyle bir hemen ufak bir yaklaştırayım. Şimdi şöyle bir yaklaştırdığımızda burada ne var arkadaşlar? Burada şu olacak. V0 çarpı T var. Doğru mu? V0 çarpı T. Şunu biraz daha küçültelim ya. Bunu böyle. Pardon. Şimdi o zaman burada da ne var arkadaşlar? A çarpı T çarpı T bölü 2 var. Değil mi? O zaman yol formülümüzü şöyle biraz daha bak. Sağ alt köşeye böyle bir gözünü bir gezdir. Ne oldu? X eşittir. V0T artı 1 bölü 2 artı kare oldu. Bunu buradan alabilirsiniz yani. Hani hocam ya ben grafikte yapmasam da formülle yapsam. Veya işte hocam ben hani formülü ezberlemeyeyim de grafikten yapayım. Olur. İstediğin yerden yap kardeşim. Hiç fark etmez. Zaten hepsi birbirini verecektir. Bunu da unutmayın. Konum zaman grafiği de hızlandığından dolayı bu şekilde bir grafik olacak. Peki hemen düzgünleştirelim. Geri alalım. Evet. Şimdi ilk hızı var ve yavaşlıyor arkadaşlar. İlk hızı var ve yavaşlıyorsa o zaman V0 var, ivmesi var ve yavaşlıyorsa da o zaman arkadaşlar arada ben eksiği kullanacağım. Doğru mudur? Bunu unutmayın. O zaman V0 x eşittir. V0 t eksi 1 bölü a t kare. Veya V son eşittir. V0 eksi a çarpı t. Veya V sonun karesi eşittir. V0'ın karesi eksi 2 ax şeklinde oluyor. Peki Şimdi arkadaşlar İvmesi var mesela burada şunu söyleyeyim burada grafik hani ters yazmışım biraz düzeltelim hemen grafikler böyle arkadaşlar şimdi bak ekran görüntüsü alıyor musunuz almıyor musunuz bilmiyorum ama şimdi ekran görüntüsü alın az önce hani şuradaki grafikler yanlış çizilmişti çizilme değil aslında bu ne biliyor musunuz mu şimdi yukarıdaki mesela grafikleri falan filan yazdık ya. Ondan sonra bunları böyle kopyalıyorsun. Aşağı yapıştırdığın zaman hızlı yazma olasılığın artıyor. E, o da neyden arkadaşlar? Niye böyle hızlı yazıyorsun hocam? Niye o zaman yanlış yapıyorsun? Şundan dolayı yanlış yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi ben bunu böyle tek tek elimle uğraşıyorum. Tamam mı? İşin aslı. E, i̇şten geliyorsun, çalışıyorsun, ediyorsun falan filan. Akşam yoruluyorsun, çay içiyorsun, kahve içiyorsun. Ondan sonra lan hadi bir video çekeyim diyorsun. E, burada da ne yapman lazım? İşte hani hazırdan yararlanmak bana göre değil. O yüzden de hani böyle bir şey yapıyorum. Şimdi bu videoyu buraları geçen arkadaşlar hani benim derdimi bilmediğinden dolayı o yüzden hani lan hani ya hoca yanlış yazmış yorumları falan demeyin. Yani olayı bu. Tamam zaten detayında görersiniz birazdan. Şimdi burada arkadaşlar şuradaki alan da bu alt kısımda değil. Alan dediğimiz yer burada olacak. Tamam okey her şeyi toparladık şu an. Burada arkadaşlarım x eşittir v sıfır t eksi 1 bölü a t kare v son eşittir v sıfır eksi a çarpı t v sonun karesi eşittir v sıfırın karesi eksi 2 ax şeklinde söyledik. Değil mi? Grafiklerde de böyle bir durum var. Burada da unutmayın arkadaşlar. Hani grafikleri de hani bu şekilde diyebiliriz. Peki devam edelim. Şimdi dinamik diye bir konu vardı. Değil mi? AYT'de veya TYT'de Newton hareket yasaları diye de geçen bir konu vardı. Hatırladığımızda arkadaşlar bir cisim üzerine etki eden net kuvvet sıfırsa. O cisim dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir. Ya duruyordur arkadaşlar, ya da sabit hızlar gediyordur. F net eşittir sıfır olur. İvme de sıfır olacaktır sevgili arkadaşlar. Peki mesela bir cisim üzerine net kuvvet etki ediyorsa hani sıfır değilse yani kuvvet, cisim dengelenmemiş kuvvetlerin etkisindedir. Ya hızlanıyordur arkadaşlar, ya da yavaşlıyordur. Çünkü ne olacak hani ivme var. İvme demek hız değişim demektir. Hız aynı kalmıyor demektir diyeceğiz. Şimdi arkadaşlar şöyle bir tablo yaptım. <laughs> Aklıma geldi. Şimdi ilk hareket durumunu, uygulanan kuvvet yönünü, uygulanan ivme yönünü, hareket değişimi ve formülleri bakalım istedim. Mesela mesela birincisinde şöyle birincisinde cisim duruyorsa eğer uygulanan kuvvet yönü artı yöndeyse zaten kuvvetle ivme vektöreldir arkadaşlar. Yani kuvvet ne tarafa doğruysa ivme de o tarafa doğrudur. Yani işte kuvvet başıysa ondan sonra ivme de kıçıdır. Öyle söyleyeyim yani size. Şimdi hareket değişimi dediğimiz kavramda arkadaşlar dururken kuvvet uygulanıyorsa eğer bu cisim artı yönde hızlanır şeklinde söyleyeceğiz. Formülümüzde ilk baştaki hızı sıfır olduğundan dolayı x eşittir işte 1 bölü 2 a tekrar oluyor. Bu birincisi. İkincisinde de mesela duruyordu. Eksi yönde hani kuvvet ve ivme oldu değil mi? O yüzden eksi yönde hızlanır hareket yaptı ve formülümüzde 1 bölü 2 a tekrar şeklinde oldu. Eğer Mesela bu cisim artı yönde hızı var ve arkadaşlar artı yönde kuvvet uygulanıyorsa o zaman bu cisim hızlanıyor demektir. Artı yönde hızlanan hareket yapar ve formülümüzde x eşittir v sıfır t artı 1 bölü 2 at kare olur. Eğer bu cismin artı yönde bir hızı var ve arkadaşlar buna uygulanan kuvvet yönü eksi ise o zaman ivme yönü de eksidir arkadaşlar. O yüzden mesela bu cisim artı yönde yavaşlayan hareket yapar x eşittir v sıfır t eksi 1 bölü 2 at kare şeklinde yapacak. Eksi yönde eğer bir hızı varsa ve uygulanan kuvvet yönü eksi yönde ise ivme yönü de eksi yöndedir. O yüzden arkadaşlar eksi yönde hızlanan hareket yapacaktır diye söyleyeceğiz. Eksi yönde hızlanan hareketin sayısal değerini hani yön e, formülünü hesaplayabilmek için de bunu kullanabilirsiniz. Şimdi ben burada sadece yol formüllerini verdim. Hani bu sadece size bir böyle referans olsun. Ondan sonra hızdır. İşte zamansız hız formülleridir. Onları da tabii ki de siz ezberleyeceksiniz. Ve oradan da kullanacaksınız arkadaşlar. Peki eksi yönde hızı var ve ivmesi uygulanan kuvvet yönü artı yönde. O zaman arkadaşlar eksi yönde yavaşlayan hareket yapacaktır. Ve formülümüz de x eşittir v sıfır eksi 1 bölü 2 a tekrar olacaktır. Tamam Şimdi bak tekrarlıyorum. Buradaki sadece Hadi konum yani yol formülüdür. Hız formülleri ve zamansız hız formüllerini de unutmayınız sevgili arkadaşlarım. Tamam hadi bakalım. Yine dayanamadım konum zaman grafiklerine bir şöyle bir bakalım istedim arkadaşlar. Böyle tek tek bir yazayım istedim. Mesela bu cisim konum zaman grafiğinde duruyorsa arkadaşlar birinci görsele baktığınızda burada konum grafiği dümdüz olacaktır. Tamam mı? Eğer mesela artı yönde sabit hızdaysa. Bak bu grafiklerin bu çizgilerin hepsine tek tek dikkat edin arkadaşlar. Bu işte artı bölgede işte artı 10. metrede olup işte 20. metreye gidebilir. 0. metrede olup atıyorum 15. metreye gidebilir. Artı yön olacak. Yönü artı olacak arkadaşlar. Ve sabit hızda da hani gittiği zaman da bu şekilde olacaktır. Veya hani eksi tarafta yani şöyle söyleyeyim. Eksi 30. metrede Ondan sonra artı tarafta hızlı sabit hızlı hareket yaptığı zaman da o zaman yine grafiğimiz bu şekilde olacak. Bunlara dikkat edin arkadaşlar. Aynı şekilde eksi yönde sabit hız hareketin grafiği de budur. Yani üçüncü grafikte eksi yönde sabit hızlıdır. Ve bunlarda da arkadaşlar yani artı tarafta olması eksi bölgeye doğru gitmesi mana yani gitmeyecek gidilmeyecek manasına gelmiyor. İşte artı 50'dedir adam artı 40'a gider. E o zaman ne yapar? Burada arkadaşlar eksi tarafa doğru hareket etmiş olur. İşte sıfırdadır sallıyorum. Eksi 10'a eksi 20'ye gitmiş. O zaman yine arkadaşlar aynı muhabbetleri var. Tamam mı? Yani bunu da unutmayın. İşte eksi 10'dadır. Eksi 30'a gitti. Eksi tarafa doğru gitmiş olur. Veya şunu da söyleyeyim. Bak bu, bu da karışabiliyor bazen. Şimdi burada atıyorum artı 10'da tamam mı? İşte e, hızın hareketin sonunda şöyle bir grafik çizdiğimizde işte eksi 20'de. Şimdi burada işte hocam duruyor işte diğer tarafa gidiyor. Hayır. Hayır kardeşim. Burada hani hep eksi yönde sağ hızlı hareket yapıyor diye söyleyeceğiz. Mesela bir alttaki yani dördüncü grafiğe baktığımızda artı yönde hızlı hareket. Burada arkadaşlar eğim gitgide artıyor. Bu konum zaman grafiğin eğimi bize hızı veriyordu doğru mu? Hani hatırlayın bunu da. O zaman da konum zaman grafiğin hareketin eğimi hızı verecekse eğer burada artan eğimli sistem var. Hepsi de artı yönde hareket eden bir grafiktir şeklinde söyleyebiliriz. Peki artı yönde yavaşlayan harekete baktığımız zaman arkadaşlar böyle bir düzgünleşen bir sistem var. Burada arkadaşlar artı yönde yavaşlayan hareket olacaktır diye söyleyeceğiz. Sonra eksi yönde hızlanan hareketin grafiğini görüyorsunuz bir yanında. Eksi yönde hızlanan hareketin grafiği de bu şekilde olacaktır. Bu ve bunun benzerleri olacaktır konum zaman grafiğinde. Ve eksi yönde yavaşlayan hareket bunu arkadaşlar yine kopyalama hatasından dolayı burada hani e, artı yönde yavaşlayanla aynı olmuş. Ama değil arkadaşlar tabii ki. Eksi yönde yavaşlayan hareketin grafiği budur. Ekran görüntüsü alan arkadaşlara uyarımdır. Şu an ekran görüntüsü alabilirsiniz. Eksi yönde yavaşlayan hareketin grafiği bu şekilde şeklinde söyleyebiliriz. Bunları unutmayın. Dediğim gibi ara ara böyle olabilir. Hani beni bu konuda uyarabilirsiniz. Ben hani e, dediğim gibi zaman bularak bunu yapmaya çalışıyorum. Keyifle yapıyorum. Onu da söyleyeyim. Hani bu işi de zorla yapmıyorum. O zaman zorla hani yapma falan gibisinden değil. Ben bu işi severek yapıyorum arkadaşlar. O yüzden hani kusurumuz varsa afola ama yolunuza devam. Hadi bakalım. Ha yani şunu da diyebilirdim mesela. Yani ya hoca videoyu durdur tekrardan çek. Ya hani olur. o da olur ama bazen böyle doğal olsun istiyorum hani video artık. Hani öyle söyleyeyim. çünkü niye? Hani biraz da böyle kendimden de ufak tefek bahsedeyim beni bilmeyenler için. Ya derslerde mesela hani... Böyle daha böyle güzel anlatıyoruz. Ondan sonra keyifli anlatıyoruz. Ama burada hani böyle bir ses kaydı olunca böyle şey gibi oluyor. Hani küçük mesela küçük çocuğa böyle mikrofon tutulduğu zaman yani o normalde işte çok yaramazdır. Çok böyle herkesle irtibata geçer böyle. Ama ona mikrofon tutulduğu zaman böyle hani heyecanlanır. Hani şey yapamaz ya. Ondan sonra bende de öyle bir şey var demek ki. Yani küçükken mikrofon tutulmadı ama bilmiyorum ama. Yani neyse, biz devam edelim şimdi hız-zaman grafiğini bir kere bakayım şöyle. Tamam, sıkıntı yok arkadaşlar. Bakalım. Şimdi burada hız-zaman grafiklerini yorumladığımızda duruyor diyen bir hani kişinin hız-zaman grafiği budur arkadaşlar. Hızı sıfırdır. Artı yönde sabit hızda hareketin grafiği de artı yönde hızı var ve sabitse bu şekilde bir <laughs> görsel ortaya çıkacak. Mesela eksi yönde bir hız varsa o zaman da bu şekilde bir e, grafiğimiz olacak diye söyleyeceğiz. Artı yönde hızlanan. Mesela burada iki tane e, çizgi çizdim. Burada arkadaşlar sıfırdan da başlayıp hızlanabilir. Veya belli bir hız, hızdan sonra da yine hızlanabilir. Artı yönde hızlanan hareketin grafiğidir. Artı yönde yavaşlayan hareketin grafiği de budur. Bunları da unutmayalım arkadaşlar. Sonra eksi yönde hızlanan hareketin grafiği yine bu şekildedir. Eks yönde yavaşlayan hareketin grafiği de budur. Şimdi bu okey. Bu bitti. Ama şunu söyleyeyim bak. Demin ki alışkanlıklarımızı burada kullanmayacağız. Yani burada hız zaman grafiğini böyle aşağıya doğru çizdiğimizde hocam hala mı artıyor diye başlıyor? Hayır. Bak bu grafiğin altına düştüğü andan itibaren arkadaşım artık eksi yönde hızlanan hareket olur. Tamam. Buna da dikkat etmen gerekir. Şimdi ivme zaman grafiklerine de bakalım. İvme zaman grafiklerinde arkadaşlar mesela bir cisim duruyorsa tamam mı? İvmesi var mıdır? Yoktur. Artı yönde sabit hızla hareket yapıyorsa ivmesi var mıdır? Yoktur. Eksi yönde sabit hızla hareket yapıyorsa ivmesi var mıdır? Yoktur. Üçünde de ivmesi hareket yapar. Şimdi eğer mesela artı yönde hızlanan bir <laughs> aracımız varsa o zaman ivmesi de artı yönlüdür arkadaşlar. Böyle bir grafiğimiz olacak. Artı yönde hızı varken yavaşlıyorsa ivmesi eksi yönlüdür. Kuvvet de eksi yönlüdür diye söyleyeceğiz. Eğer eksi yönde hızlanan bir hareketse o zaman ivmesi de eksi yönlüdür diye söyleyeceğiz arkadaşlarım. Eğer eksi yönde başlıyorsa ivmesi de artı yönde sabittir şeklinde söyleyebiliriz. Grafikler bu şekildedir arkadaşlar. Bunları unutmayın. Hani e, ekran görüntüsü alan arkadaşlara tekrardan söylüyorum. Hani videoyu böyle atlayarak değil de böyle tek tek e, bakalım. Çünkü ara ara sıra böyle kopyalama hatasından kaynaklı. Ondan sonra böyle hızlı e, yazıyoruz, çiziyoruz diye. Böyle sıkıntılar olmuş ama hani bunlar da yine sizin de dikkatinizde Tabi bu işler çözülecek daha da iyi hale geleceğiz inşallah. Kanala abone olmayı unutmayın. Ben hani bunları sizin için çekiyorum ve uğraşmayı da seviyorum işin aslı. Arkadaşlarınızla da hani paylaşmayı uygun görürseniz eğer onlarla da paylaşın. Beraber AYT konularına başladık. Hani gün gün falan filan işte birinci gün ikinci gün falan filan kaç günde biter işte demeyin. Hani ben bu videoları zaten en kısa sürede bitirip hani yolumuza bakıp sorular çözmeyle devam edeceğiz. Ki var olan hani İnternette de yani YouTube'da da benim kanalımda AYT fizik soruları var, yaprak testleri var, deneyler var, her şey var. Kanala abone olup görebilirsiniz arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.